Şehit haberleri her an Türkiye'nin her köşesinden kalbimizi parçalayarak gelmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugün yaşanan her şeyi büyük bir endişeyle izliyoruz. Sabaha karşı başlayan sınır ötesi harekatta Suriye'ye giriş yapmış olan bütün askerlerimiz, evlatlarımız sağ salim vatanlarına bir an önce geri dönsünler temennisi içerisindeyiz. IŞİD, bölge ve Türkiye için en önemli tehdit unsurlarından biri olmaya devam ediyor. Çok açıkça ortaya koymalıyız. IŞİD bir canavar. Bu canavarla içeride ve dışarıda mücadele konusunda maalesef geç kalındı. Bu örgüt Türkiye'nin başucunda. Hemen sınırımızın ötesinde örgütlenmiş, doğrudan halkımıza ve halkımızın akrabalarına kastetmektedir. Biz bu canavar ortaya çıktığı günden beri, bu canavar bölgemiz ve evimize, ülkemize musallat olduğundan beri, ilk günden beri Türkiye'nin bu konuda aktif bir mücadele yürütmesi gerektiğini ifade ettik. Bunun bir anımsatma yapma ihtiyacımız var. Bundan yaklaşık 2 yıl önce bu mikrofondan 9 Ekim 2014 tarihinde Sayın Genel Başkanımız şu cümleleri sarf etmişti. Gelin, askerimizin kara harekatını, Kobani'nin kurtarılması ve IŞİD'in buradan sürülmesi için sınırlandıralım. Böylece halkımızın akrabalarını koruyalım. Bu hedefin gerçekleşmesiyle askerimizi derhal geri çekeceğimizi de taahhüt edelim demişti. Ancak o gün bu cümlelere karşılık Cumhurbaşkanı bize aklınız size kalsın demişti. Ve IŞİD'le mücadeleye dair ortaya koyduğumuz bütün somut öneriler ve tespitler karşısında her zamanki vurdum duymazlıkla bir yaklaşım o dönemde de sürdürülmüştü. Ancak ne yazık ki IŞİD'le topyekun mücadele etmek yerine AKP bu canavarın büyümesine göz yuman aktörlerin başında geldi. Öyle ki IŞİD'in bir terör örgütü olduğuna dair IŞİD'e ekonomik faaliyetlerine ilişkin BM'nin aldığı karar dışında Türkiye mevzuatında herhangi bir hüküm yok. Öyle ki siyasi irade Irak Şam İslam Devleti adıyla kurulan terör örgütünün ismini dahi telaffuz edemiyor. Öyle ki IŞİD'e 70 ilden katılıma göz yumuluyor. Öyle ki Türkiye içindeki IŞİD hücrelerinin sistematik bir takibinden ve takip edilenlerle sistematik bir mücadeleden söz etmek maalesef mümkün değil. Gazeteciler, akademisyenler, sanatçılar tutuklanırken IŞİD üyeleri hukuk tarafından serbest bırakılıyor. Canlı bomba eylemcileri bilinmelerine rağmen Türkiye'de at koşturuyorlar. Sonra biz kendi evlatlarımızı, askerlerimizi Suriye'ye ve Suriye girdabına, IŞİD'le mücadele girdabına sokmak durumunda kalıyoruz. Ama görün ki biz kendi insanlarımızı kendi ülkemizin sınırları içerisinde bu örgüte karşı koruyamıyoruz. Ve daha da acı olanı şu ki hükümet de IŞİD'le topyekin mücadeleye dair bir açık iradeyi halen ortaya koymuş değil. Buradan bir kez daha hükümete açık bir çağrıda bulunuyoruz. Sadece Cerablus'ta değil, kendi topraklarımızı içerisinde de IŞİD'le samimi bir mücadeleye davet ediyoruz. Keşke biz Suriye konusunda, IŞİD konusunda, FETÖ konusunda, mezhepçi dış politikanın kanımızla canımızla ödeyeceğimiz bir maliyet yaratacağı konusunda, ülkemizdeki kutuplaşma konusunda, yolsuzluklar konusunda
haklı çıkmasaydık. Eğer hükümet IŞİD'le mücadele konusunda samimi ise, eğer Suriye'ye gitmiş olan canlarımız, evlatlarımızın bir kıymeti var ise, bu kez uyarılarımızı ciddiye almalı, IŞİD'in bir ulusal tehdit olduğu gerçeğini kabul etmeliler. Ve bu tehdidi bertaraf etmek için sınırlarımız içerisinde derhal samimiyetle gerekli bütün adımları atmalılar.